Aslında günün kötü bilgilerinden biri de Antalya'dan gelmişti. İş bir teleferik kazası olarak başladı ki öyle de devam ediyor. Maalesef olay da nihayete erdirilemiyor. Hala çalışmaların devam ettiği bilgisi de var. Şimdi bir görüntü de gelsin, elimizdeki bilgiyi de aktarayım ve bölgedeki habercilerden de bağlantı kurup üzerine bilgileri alalım. Hat bu. Antalya'da Tünektepe teleferik ve sosyal tesislerinde hareket halindeki teleferik kabinlerinden birinin düşmesinden bahsediyoruz. Hani zaten öyle çok güvenle ya da çok yani ben en azından böyle birkaç defa bindiğimde yüreğimin hop hop ettiği mevzulardan biri ama kazasına şahit olmamıştık. Bu kez maalesef bir faciasından bahsediyoruz. Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET'e ait 605 yükseklikteki yüksekteki Tünektepe teleferik ve sosyal tesislerinde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri düştü. Tam olarak neden belirlenememiş ama direğin kırıldığı bilgisi de var. İddialardan biri o. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip, itfaiye sağlık ekibi yönlendirildi. Bir can kaybımız söz konusu, 7 de yaralı var. AFAD'ın açıklamasını da hemen aktarayım. 17-28 sularında mevzu gerçekleşmiş. Tünektepe mevkiinde bulunan teleferik vagonunun havada asılı kaldığı bilgisi alınmıştır. Olayda bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 7 vatandaşımızın yaralı olduğu bilgisi de var. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince gerçekleştirilmiş ve helikopterle hastaneye sevkleri de gerçekleştirilmiştir. Sonrasında mevzu tamamlanamayıp oradaki imkanlarla bitirilemeyince AFAD da devreye giriyor. Çalışmaları kontrol etmek, koordine etmek üzere AFAD Başkanı Okay Memiş de iki daire başkanı olay yerine intikal etti. Kurtarma çalışmaları AFAD İtfaiye, 112 Sağlık, Ulki Emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları ekiplerimizden 150 personel, 2 sahil güvenlik helikopteriyle aralıksız devam etmektedir bilgisi var. Yani hani bir vagon durdu, düştü, kaldı da değil, dünya kadar insanın müdahalede bulunmasını gerektiren bir mevzuya dönüşmüş. Şu bilgiyi de söyleyeyim, sonra size hemen sözü bırakayım. Çalışmalara destek vermek üzere Ankara, Erzurum, Bursa ve Afyon'dan ekipler gönderilmiş. Profesyonel dağcı ekipleri. AFAD da bölgeye gitti Salih. Evet evet, zaten koordine için orada. Yani ve de helikopter, bir askeri kargo uçağı bölgeye gönderilmiş durumda. Yani zannettiğimizden de, yani anladığımızdan da mı büyük bir şey? Ben şimdi şöyle, bir kabinden bahsediyoruz ama herkes mi acaba yükseliyor? Şöyle bir şey var, yani benim bildiğim kadarıyla şimdi bu sistemlerde bir arıza olduğu zaman bir tahliye sistemi var aslında. Ama direkt kırıldı ya da yıkıldı deniyor. Bütün sistemi herhalde bir şekilde felç eden bir kaza olmuş ve bir helikopterle tahliye gördük yani. Hani ben bildiğim kadarıyla helikopterle değil de sistemin kendisi bir tahliye şeyi var. Yani teleferikte bir arıza olduğu zaman. Ya şimdi bu kaç tanesi havadaysa ve içi doluysa şeyden, herkes birden kalmış durumda. Bu yani bunlar, bir de şöyle bir şey var. Bunlar yani dünyada çok az ülke tarafından üretilen sistemler. Yani Avusturya, İsviçre gibi hani dağcılık gelişen ülkelerin sistemleri bunlar. Herhalde ben kayak bunu bilmiyorum. Evet, evet. Bunun kim, hangi firma olduğunu bilmiyorum ama yani normalde bu güvenlik seviyesi yüksek. Enes hocam. Olması lazım. Enes ama hocam, bir imalat hatası şöyle, var anladığım kadarıyla burada. Yani ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Salih Bey veya Melik Bey de vardır muhtemelen kaynağı. Yani bu işletme özel bir işletme mi? Kime ait bu teleferik sistemi? Yok yok. Hocam bu belediye. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Yani bakımını da onlar üstlenmiş. Zaten problemin bakımların çok düzenli ehil kişiler tarafından ve belirli periyotlarla yapılmadığı yönünde. Çünkü bu tür şeyler, arızalar çok, yani kopma, kabinin kopması, eğer gelen bilgi doğruysa ki öyle, kabin kopması tamamen bir ihmali gösteriyor. Rutin bir şekilde yapmaları gereken bakımı yapmamış. Abi Antalya, yani bu böyle basit şekilde evet evet, Antalya Büyükşehir Belediyesi. Tabii basit şekilde kopabilecek bir şey değil bu, yani böyle ip falan değil, yani bayağı değil, bir güvenlik sistemi değil, olan yani bir şey. Değil hocam, değil. Yani burada ciddi bir ihmal ve dediğiniz gibi bir eksiklik var. Bu belediye işletiyorsa bu çok büyük, evet, bir sorumsuzluk örneği yani. Arkadaşlar bu görüntü canlı mı bu arada? Şimdi evet, canlıymış.
Çok sayıda itfaiye ekibi var. Hala mahsur kalanlar olduğu da söyleniyor. Ya Melik Yiğitel, yani... şimdi ben hani olayın bu boyutta olduğunu açıkçası yayına girdikten sonra da bu konuya da bakmadığım için anlamadım. Ama şimdi bilgilendirme, AFAD'ın bilgilendirmesi biz çok büyük bir işten bahsettiğimizi gösteriyor. Yani sadece bir kabinin kopması, düşmesi değil, sadece diyorum ama orada bile anladığım kadarıyla en az 8 kişi etkilenmiş. Onlardan biri hayatını kaybetmiş, evet, 7 yaralı var. Hani kaç kişi alır? Ancak o kadar alır herhalde. 8 kişi kıvalan oluyor. Bir de yani az buz yerden düşmüyor. Çok yüksekten düşüyor. Çünkü yani yükseklik olarak da zaten tam metreyi de söyleyeyim. 605 metre. Tünektepe Teleferik Tesisi. Tabii ki her yerinde aynı yükseklikte değildir. Hangi metrajda bu oldu? Bakın şimdi helikopteri... Tam kalkacağım. Şimdi o ışıktan nasıl görünüyor bilmiyorum ekranda. Bunu bir tam ekranda verelim, sonra da anlaşılsın. Bu bir helikopter. Orada zaten ya Salih, sanırım burada, şu anda şu... Ya çok özür dilerim. Estağfurullah. Ya şöyle, ya burada şimdi hakikaten hani önce Beşiktaş'ta bir şeyde barda çıkan yangın, bu kadar insanın ölmesi. Şimdi Antalya'da tamamen işte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait şey, teleferik. Şeyde yani hukuken de belediyenin kendisi sorumlu bundan. Yani hem çünkü bakım onarımı da onda. Yani işletmez, bakım onarımı her şey onda. Dolayısıyla hukuken birebir sorumlu. Şimdi bu şeyle müfettiş raporuyla ortaya çıkacak ama bu kopmanın kolay olmayacağı tamamen bakımların atlanmasından dolayı, yani rutin bakımların bir ihmal, özetle herkesin anlayabileceği şekilde söyleyeyim, bir ihmalden kaynaklı olduğu görünüyor. Evet. Şimdi dolayısıyla şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Ya bir insanların hayatı bu kadar ucuz mu? Şimdi ya düşün mesela İstanbul'da Beşiktaş'ın göbeğinde ya 2016'dan beri şeyi yok. Yangın raporu yok ya, düşün. Rapor yok. Çıkış da yok. Yangın çıkış da yok. Çıkış da yok. En az 4 tane olması gereken 1 tane var. O da dumanla kaplandığı için bir sürü insan öldü. Şimdi ya Allah aşkına olmaz bu. Ya gece kulübü faaliyetteyken yüzlerce kişi oradayken bu yangın çıksaydı ne olacaktı? 1500 kişi alıyormuş. Hocam, yani hocam bu... onu düşünmek daha istemiyorum. Onu bir eski şey, acil yardım kurtarma, onunla biz gazete için konuştuk. Yani diyor ki en büyük duası bu insanların bu olsun. Orası kapalıyken oldu. Yani orası hizmete açıkken 1000 kişiye kadar, 1500'e kadar kişi alabiliyor. O kadar daracık yere nasıl bu kadar insan alıyorlar, o da ayrıca bir hayret tartışma konusu. Bir tane çıkışı var. Tabii o kadar kişi alınsın diye. Yüzlerce kişi ölecek. O kadar kişi alınsın diye bir de kolonların kesildiği söyleniyor. Yüzlerce kişi Allah korusun hayatını kaybedecekti. Ya burada bir kabin kopuyor, hala masum insanlar var. Yani vallahi bilmiyorum, evet. Yani hayatımız bu kadar ucuz mu? Melik Yiğitel, çok özür dilerim. Şimdi bölgedeki Anadolu Ajansı muhabiri Süleyman Elçin'le bağlantı kurduğumuzu söylüyor arkadaşlarım. Doğru anlıyorum değil mi? Süleyman Elçin, kolay gelsin, geçmiş olsun. Nedir durum orada? Ne yaşanıyor? Evet, şu an itibariyle helikopterler bölgede kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Son yarım saat içerisinde 2 vatandaş daha mahsur kaldıkları kabinden tahliye edildi, kurtarıldı. Ancak kurtarma çalışmalarının bölgede sabaha kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşların birçoğunluğu yaklaşık 100 metre yükseklikteki kabinlerde mahsur kalmış bir şekilde kurtarılmayı bekliyor. Bölgede çok sayıda kurtarma ekibi var. 150'den fazla ekip burada. Helikopterle şu an çalışmalar yürütülebiliyor. Çünkü oldukça yüksek bir bölgede bazı kabinler. Olayı hatırlamak gerekirse sabah akşam saatleri üzerinde teleferik direği devrilmesi nedeniyle devrilen teleferik direği bir kabine çarpmıştı. Kabin parçalanmıştı. Kabindeki 8 kişi yaklaşık 10-15 metre yükseklikten aşağıya düşmüştü ve bu kişilerden birisi hayatını kaybetmişti. 7 kişi ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yaralı halde hastanelere sevk edilmişti. Ben bölgeye alışmak istiyorum. Bu teleferik sisteminin başladığı nokta Konya Altı sahilinin bittiği Sarı Su plajının başladığı bir nokta. Buraya gelen vatandaşlar
ilaçtan sıfır noktadan tünek defası değilen ve ormanlık bir bölge olan ve Konya hattını kuş bakışı gören bölgeden Konya hattı izlemek amacıyla TSK sisteminde binip Tünek Tepe'ye çıkıyorlardı. Ramazan bayramı dolayısıyla da teleferik sisteminin hem vatandaşlar hem de turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Bu nedenle bütün kabinlerde neredeyse bütün vatandaş vardı. Bir kabin yaklaşık 8 ila 10 kişi arasında vatandaşlar alıyor ve bütün kabinlerde de vatandaşların turistlerin olduğu bilgisi geldi. Ekipler an itibariyle az önce söylediğim gibi kurtarma çalışmaları sürdürüyor. Helikopter kabinlere ışık tutuyor. Bir ilk yardımıyla kabine sedye indiriliyor. O sedyeye bağlanan vatandaşlar helikoptere çekilerek kurtarılmaya çalışıyor. 184 kişinin bu şekilde tahliyesi de kaç 184 kişinin bu şekilde sabaha kadar tahliye edilmesi bekleniyor.